Ekonomide yatırım deyince akla hep güvenli liman olan altın gelir. Ancak altına güçlü bir rakip çıktı. Üstelik getirisi, karı altından çok daha büyük. Gümüş yılbaşından bu yana yani son 7 ayda %100 kazandırdı. Gümüş bugün 5000 küsürlerde, 2600'lerdeydi bir ay önce, iki ay önce. Şu anda gümüşte de trend yükseliyor. Altın alamayanlar gümüşe yönelmeye başladı. Güvenli liman altına rakip geliyor. Yatırım için gümüşü seçenlerin karı altın yatırımcılarını geride bıraktı. Gümüş fiyatları altını bayağı geçti yani. Şu anda 5400 lira civarında bu. Sadece cumartesinden bu yana olan primi 20 kuruşlu buldu. Yani şöyle diyeyim, 200 lirayı buldu. Aşağı yukarı aralarında bir 100-150 lira bir fark var. Altın kadar da kâr edebiliyorsunuz gümüşle. Bir dahakine bakarız o zaman diyelim. Gümüş hep ikinci planda koyduk hep. Yatırım ve güvenli liman deyince şimdi ilk önce aklımıza altın geliyor ama altına da güçlü bir rakip geliyor. O da gümüş. Çok bilinmese de aslında gümüş de altın kadar kâr getirebiliyor alıcılarına ve tahminlere göre ilerleyen zamanlar gümüşün getirdiği kâr, altının getirdiği kârı da geçebilir. Altın gümüş oranı, gümüş lehine değer kazandı. Gümüş altına göre daha güçlü durabilir. Gümüşün sene başından bu zamana artan fiyatı daha fazla. Altından daha fazla arttı. Gümüşün getirisi daha çok şu anda. Şöyle granül şekilde var. Bunlar işçiliksiz. Şu şekilde de işçilikli ve sertifikalı. Külçe şeklinde olanlar var. Gümüşü de duyuyoruz ama hani yatırım olarak hiç kullanmadık. Gümüş de tıpkı altın gibi gramla alınıp satılabiliyor. Hatta atıl durumda bulunan gümüş takıları değerlendirmek de mümkün. Düğünlerde falan geleneğimiz olduğu için altından yanayız. Altından şaşmayız diye düşünüyorum. Gümüş alıp da saklaması daha zor. Gümüş giderek değerlenecek ve altına da rakip olacak gibi görünüyor ama anlaşılan o ki vatandaş yine de yatırım yapmak için aşina olduğu altını tercih ediyor.